Muhterem Prezidentimizin cari yıl 12-13 Mart günleri viloyatımızga teşrifi devamında yangi tuman, Tuprakkala tumanını teşkil etiş doğrusundaki teklifi Tuprakkalılıklar hayatında ölçmez iz kaldırdı. Çünkü halkımız bu küllerini köp yıllar devamında arzıkıp yaşagan. Tuprakkala halısı 55 bin nefrini artık teşkil etip 16 millet vekilleri birbiri bilen akıl, inok, dost, birader bulup yaşayıp girişmekte. Tuprakkala'dan viloyat merkezi geçe 250 km. Hazaras tuman merkezi geçe 170 km'nin teşkil etişi köpkine avra gereçliklerge sebep bölüyatkeni hem de ahalinin yaşayış ve turmuş tarzı yüde ağır ahval geçip üyler, yollar tamir talep, ahali içimlik su muammaları yığılıp içtimai sahibikler açınalı halatta bulup cüde muammalı vaziyetke eğlenip kalgen idi. Şu münasebet bilen Özbekistan Respublikası Ali Meclis Senatı'nın tekişli kararı esasen Tuprakkala tumanı teşkil edilip memuri hudut birliği gibi girendi. Tumanda teşkili meselelerini hal etiş maksadda Muhterem Prezidentimizin 46-71 sallı kararı esasında Respublika Komissiyası tüzülüp berçe teşkil meseleler hal edildi. Tuprakkala tumanı teşkil edilişi ve teşkili meseleler pandemiye devrige doğru gelip şunday bolsa da karantin talablarına riayetken kaldı. Tumanı teşkili meselelerini beceriş boyunca tegishli çora tedbirler görüp görünmekte. Cümleden tumanımızda kalan fukaralarımızın salametini saklaş, pandemiyenin iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish, kam ta'minlangan ve pandemiya davrida daromadini yo'qotgan oilalarga yordam ko'rsatish, ijtimoiy holatini yaxshilash ve aholi bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Tumanda COVID-19 pandemiyasi sababli tadbirkorlik subyektlarida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf qilish bo'yicha tuzilgan shtab har bir sektor kesimida tadbirkorlik subyektlari murojaatlarini qabul qilish, muammolarni joyida hal etish, tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda tumanda ro'yxatdan o'tgan 805 ta tadbirkorlik subyektlaridan 635-tasi faoliyat ko'rsatmoqda. Pandemiya boshida 146 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holda hozirda ularning 76-tasi faoliyatini qayta tikladi. Shu jumladan hududiy investitsiyalar dasturi doirasida umumiy qiymati 28 milliard so'm va 1 million dollar bo'lgan 19 ta sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jalik loyihalari ishga tushirildi. Natijada 103 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Tumanda mehnatga loyihatli aholi soni 31622 kishini, shundan band aholi soni esa 25233 nafarni tashkil etadi. Tumandagi ishsizlik darajasi 11.5% tashkil etib, ushbu ko'rsatkich ayollar o'rtasida 8.2% va yoshlar o'rtasida 10.5% tashkil etadi. Aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadlarini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan bandlik dasturiga asosan joriy yilning aprel-iyul oylarida jami 172 nafar ishga yaroqli fuqarolarning doimiy bandligi, shundan 30 nafari yangi ish o'rinlari yaratilishi evaziga ta'minlandi. Shu davrda 1871 nafar fuqarolar jamoat ishlariga jalb qilinib, ularga bandlik jamg'armasi hisobidan 1 milliard 216 million so'm ish haqlari to'lab berildi. 171 nafar fuqarolarga 411 million so'm qiymatidagi yengil konstruksiyali issiqxonalar qurib berish orqali daromadlarni oshirish choralari ko'rildi. Shu kabi 86 ta kam ta'minlangan va kambag'al oilalarga yordam berish, ularni ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida jami bug'doydan bo'shagan 36 gektar yer maydonlari taqsimlab berildi. Doimiy ish bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan chekka hududdagi shaxsiy tamarkani rivojlantirish uchun 165 nafar ishsiz fuqarolarga yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish, urug'liklar, ko'chatlar va sug'orish vositalari xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha bo'lgan miqdorda bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiyalar ajratildi. Yana tumandagi 90 nafar ishsizlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish choralari ko'rilmoqda. Joriy yilda istiqboldagi hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari asosida yangi ish o'rinlarini tashkil etish hisobiga 2169 ta va aholini bandligini ta'minlash dasturi doirasida 2285 ta, jami 4454 nafar fuqarolarning bandligini ta'minlash rejalashtirib olindi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida qiymati 2 trillion so'mdan ortiq sanoat,
2 trilyon somga yakın istimol malları. 148 milyar son kışlak kocalık mahsulatları işlep çıkarıldı. 32 milyar son kuruluş işleri. 84 milyar son çekine tavar eylenmez emel yaşılıp 39 milyar son yetin hizmetler körsatıldı. Hem de 60 milyar son bölgen kapital investisiyeler özleştirildi. İktisadi inkiraz akıbette budget düşümlerde yok atışlarını onunu kaplayış, membelerini celp kılıç barası takan tizimli işler teşkilleştirilmekte. Amalga oshirilgan ishlar va ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida budjetga qo'shimcha 570 million so'm undirilishi bo'yicha hisob-kitoblar qilindi. Tuman aholisini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, narxlarning asossiz oshib ketishini oldini olish maqsadida qishloq xo'jaligi va go'sht mahsulotlari yarmarkalari tashkil etilib, tuman hokimligi, mutasaddi tashkilotlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan tizimli işler teşkilleştirilgen. Tumange koşunu bulgen Buxoro vilayeti, Hazarası Tumanı ve Karakalpakistan Respublikası bilan bağlaucu esasi magistral yollardan tumanımızı kirip keluvchi her bir fukaranın tana haroratını ölçeş maksadı da tıbbi nazarat postları teşkil etildi. Undan tashqari aholi ko'p murojaat qiladigan ijtimoiy sohaga obyektlarining kirib chiqish joylariga ham nazorat punktlari o'rnatilib, distatsion termometrlar bilan ta'minlandi. Birinchi tibbiy sanitariya tizimi xodimlari tomonidan patronaj xizmati yanada kuchaytirildi. Tibbiyot muassasalarida dori vositalari va tibbiy buyumlar, himoya vositalari zaxiralari yaratilib, pandemiyadan himoyalanish uchun 5 yoshgacha va 65 yoshdan katta fuqarolarga dori vositalari tarqatildi. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash yuzasidan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi va mahalliy budjet hamda mahalliy budjetdan qo'shimcha manbalari hisobidan ushbu tadbirlarga 8 milliard 746 million 200 ming so'mlik mablag'lar ajratildi. Xususan muhtaram prezidentimizning 46-95 sonli qarori bo'yicha inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan Tuproqqal sanitariya epidemiologiya asayishtalik markazi tibbiy xodimlariga lavozim maoshlarini mehnatiga haq sog'liq uchun xavflik va og'ir sharoitlar uchun belgilanadigan qo'shimcha to'lovlari hamda mehnatga haq to'lash razyadlari bo'yicha 412 million so'm koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlariga jalb etilgan davrda sanitariya epidemiologik asayishtalik markazi tibbiyot xodimlari uchun oylik lavozim maoshiga nisbatan 6% miqdorda kunlik qo'shimcha to'lovlar uchun 43 nafar xodimlarga 296.7 million so'mlik lavozim maoshiga mehnatning sog'lig'i uchun xavfliligi va og'ir sharoitlar uchun belgilanadigan qo'shimcha to'lovlar miqdorini tegishincha 15%dan 50%gacha hamda 40%dan 75%gacha oshirish, mehnatga haq to'lash razyadlari bo'yicha tarif koeffitsiyentini 5%gacha oshirgan holda qo'llash orqali ularni moddiy rag'batlantirish uchun 22.5 million so'm to'landi. Koronavirus infeksiyasi zararlangan bemorlar bilan muloqotda kirishadigan, zararlangan bemorlarni joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida faoliyat olib borayotgan xodimlarga har 14 kunlik faoliyati davri uchun maxsus qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari uchun 92.8 million so'm, 14 kunlik davri uchun to'liq va 2.14 kunlik davri uchun avans to'lovlari uchun to'langan. Vazirlar Mahkamasining 458 sonli qarori bo'yicha inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuman tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam xodimlariga moddiy rag'batlantirish to'lovlari uchun 246 million so'm ajratildi. Tuman hokimligining taklifiga asosan xalq deputatlari tuproqqa tuman kengashi qaroriga muvofiq tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalari hisobidan saxovat va ko'mak jamg'armasiga koronavirus pandemiyasi davrida kam ta'minlangan va nogironligi bo'lgan fuqarolarga qishloq xo'jalik va boshqa maqsaddan sotib olish uchun 50 million so'm, tuman tibbiyot birlashmasiga teplovizor va termometr xarid qilish uchun 11.5 million so'm mablag'lar ajratildi. Qolaversa, muhtaram prezidentimizning 47.00 sonli qarori bo'yicha inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuman hududida foydalanishdan chiqib ketgan va yer osti suvlar zaxirasi mavjud bo'lgan yerlarni foydalanishga kiritish, ularni qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish uchun 8 milliard 27 million so'm mablag'lar ajratildi. Mavsum boshidan bugungi kunga qadar tumanda 133 nafar fuqarolar karantin kuzatuviga, 436 nafar fuqarolar tibbiy kuzatuvga olingan. Shundan 5 avgust holatiga 39 ta xorodonda 42 nafar gumondor, shundan 6 nafari tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli yuqumli kasalliklar bo'limida, 3 nafari viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida, 33 nafari o'z uyida karantin kuzatuvida. 146 nafar gumondorlar bilan muloqotda bo'lgan fuqarolar esa o'z uyida, 1 nafari
Tuman Tıbbiyat Birleşmesi'ne karşı yukumlu kesekler bölümde tıbbi küzetuda kalmakta. Sakıbet ve kümek umumhalk hareketi dairesinde temir defteri getirilen, kent eminlengen, kembal ve ihtiyacımet sıfatları rakatke alınan 424 aile istikamet kılıp kereyken 1815 nefer şahslardan 283 neferinin bentliği teminlendi. Kembal ve ihtiyacımet ailelerine cemi 1 milyar 116 milyon 500 bin son miktarda maddi yardımlar gösterildi. Şundan kıymeti 338 milyon son bölgen azık avukat maksatları, 258 milyon sondan artık pul görünüşte. Şundan 346. sallı farman asasında 258 aylaki yaşavçı 1169 nefer fukaraya 205 milyon son, hem de 7 milyon 100 milyon son bugün doğru darman ilk kez birildi. Hem de 343 milyon sonluk başka yardımlar gösterildi. Vazirler Mahkemesi'nin 2020-2029 yılında ilk koronavirüs pandemiyası devirde ahalini ictimai himaye muhtaç katlamanı yanında kollab kuvvetleş maksadında cemi 258'te kembal ailede yaşatıcı 1169 nefer fukaranın her biri 175 milyon sonuna tarakatılış teminlendi. Ailelerinin koşumça drama tapış imkanetleri sıfatı da tamarkadan önümlü faydalanış, istihkana kurup veriş, koy, parende, kuyan ve başka uy hayvanlarını bakışa kömekleşiş, ailedeki işke yaraklı fukaranı iş bilen bentleş, özüm özü bentleş bu için emel yardım gösteriş ve kolu da hunarı bulsa 67'te yönleştiği hizmet türlerden birini teşkil etişke kömekleşiş çare tedbirleri belgilep alındı ve emel yaşanmakta. Aileye koşumcu drama tapışta emeli yardım gösterdi. Şu cümleden işsiz aile azalarının bentliğini teminleş arkalı cemi 48'te ihtiyacımız aileler, halk deputatları tuparkala tuman, kingeşi, siyasetinin kararı yasasen kembalıktan çıkarıldı. Kadirli yurttaşlar, Berçengiz'in bugünkü sinavlı günlerde hiç kandayı havatır ve vahimeye verilmezden hemcikat bulup, hatırcamlık bilen iş tutuşka, bilgilengen gigiyenik taleplerini öz vaktinde becerip, zaruret bulmasa, üyden köşeke çıkmazdık ya, nikop takış ve içtimai masafını saklaşka çakıraman. Eğer her birimiz karantin kararlarına toluk emel kılsak, yukumlu keserliklerinin aldığını alışka kette kısa, koşken ve yakınlarımız hem de ailemizin himaye kılgen bular edik. 65 yaştan aşken nuranilerimizden, atanalarımızdan ilacı barışa üyde kalışlarını iltimas kılamız. Fırsattan faydalanıp sakavat peşe insanlarımızın körsetken sakavatları için minnettarçılık bildirip sakavat ve kümek umumhak hareketlerde faal katnaşlarını ündep kalamız. İtibarlarınız için katta rahmet.